Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir tarot okumasıyla birlikteyiz. Bu videoyu izledikten sonraki 15 günde neler yaşayacaksınız? Nelerle karşılaşabilirsiniz? Hangi konulara dikkat etmelisiniz? Birlikte bunlara bakıyor olacağız. Zamansız bir zaman niyet ediyorum. Yani videoyu ne zaman izlediyseniz sizin için ondan sonraki 15 gün söz konusu olacak. Videomu herkes izleyebilir. Ve burada gördüğünüz gibi iki tane grubum var. 30'ar tane kart seçtim arkadaşlar. Kart seçimi kısmı çok uzun sürüyor videoda. O yüzden önceden seçmeyi tercih ettim. Onu söyleyeyim. Birinci grubum ve ikinci grubum. Tabii ki yine gerekirse kart çekeceğim. Çünkü burada ne olduğunu, hangi bilgilerin olduğunu bilmiyorum. Ve anlamadığım bir konu olursa kendi destelerinden üzerlerine kart alacağım. Birinci grubumun şöyle çok güzel, çok tatlı bir taşı var. Kristali var. Ve destemin ise bu. Ve ikinci grubunun da böyle kalpli kuvarsı var. Onun destesi de bu. Bunlardan sizi çektiğini hissettiğiniz birini seçebilirsiniz. Deste seçemeyen arkadaşlarım her ikisini de izleyebilir ve kendisine uyan grubu alabilir. Veya izlediğiniz grupta uyumsuzluk olduysa, yani o hissiyatı alamadıysanız, istiyorsanız diğer gruba da bakabilirsiniz. Belki de aradığınız mesajlar oradadır. Deste dakikalarını aşağıya yorumlar kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Aslında ikinci grubu ekleyeceğim. Birinci grup zaten hemen başlayacak. O konuda görüşürüz, sevgiler. Tekrardan merhabalar. Birinci grubu seçmiş, buna çekilmiş olan arkadaşlarım. Hemen okumanıza geçeceğim. Ve ilk 5 günde başlayalım. Evet, bundan sonraki ilk gün duygusal konular gündemde olabilir. Belki bazılarınız ruh eşiyle buluşabilir veya ruh eşiyle karşılaşabilir veya yine romantik konularla ilgili meseleler gündemde olabilir. Bakın, aşırı aktif ve aşırı duygusal olmak size kaybettirir dedi kartlar. Yani çok aşırı girişken de olmayın. Aşırı duygusal işe duygularını dehşet belli eden veya bütün duygularınızı ortaya döken bir modda da olmayın. Bunun sizin için ilerleyen vadede zarar verici olabileceğini söylüyor kartlar. Bir sonraki gün biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. Böyle herkesten, her şeyden uzaklaşma ihtiyacı hissedebilirsiniz. İlahi adalete dair konuları düşünüyorsunuz burada. Yani gerçekten herkesten uzaklaşmaya ihtiyacınız var. Belki mental anlamda çok yorgun hissediyorsunuz. Ve burada sorguladığınız, anlamaya çalıştığınız belli meseleler var. Belki kendi yaptığınız haksızlıkları düşüneceksiniz. Belki size yapılan haksızlıkları düşüneceksiniz. Ama burada kartların anlattığı şu: sen görsen ya da görmesen ilahi adalet işler. Senin hayatında bir taraftan bir şey alınıyorsa başka bir taraftan da başka güzel bir şey gelir. Yani aslında burada size verilen mesaj, sen büyük resmi göremesen de arka planda senin için çok güzel bir şeyler oluyor. Evet, hayatında bir alanda eksilmiş olabilirsin. Sana haksızlık yapılmış olabilir. Elindeki bir şeyler alınmış olabilir. Ama aynı zamanda başka bir alanda da hani o eksiği tamamlamak için sana çok büyük bir kısmet geliyor. Evet, üçüncü gün yine sevilen insanlarla diyaloglar söz konusu. Şimdi kupası bir şansı. İlahi kanaldan gelen bir şansı ifade eder. Yani burada illa bu duygusal konularla ilgili olmak zorunda değil ama kalbinize hitap eden bir fırsat, bir güzellik olacak. Hiç ummadığınız birinden yardım alabilirsiniz. Karşılıksız bir yardım alabilirsiniz ve size çok imkansız görünen bir konuyla ilgili olacak bu mesele.
Yani arkadaşlar yardım tabii ki çok farklı yüzlerle karşımıza çıkabilir. Hani Hızır'ın ne olduğunu bilemeyiz ya. Yani bir kitap olarak çıkabilir, bir video olarak çıkabilir, direkt bir insandan gelebilir. Bu bir tavsiye olabilir ama sonuçta sizin hayatınızı çok zor görünen bir konuyu kolaylaştıracak ve size şu söyleniyor. Yardımlar her zaman ilahi kattan gelir, insanlar vesiledir. Bunu da bilin deniyor. Dördüncü gün şanslı olabilirsiniz. Özellikle erkekseniz ve söylementiyseniz şansınız çok daha yüksek olacak. Ve romantizm, aşk ve tutku konularında oldukça yüksek bir şansa sahip olabilirsiniz. Veya böyle bir partneriniz vardır, aklınızda böyle bir kişi vardır. Onunla ilgili şanslar gündemde olabilir. Veya hani bir şeylerin çok kolay aktığını, tutkuyla istediğiniz bir şey vardır. Şimdi her zaman illa bir insan tutku duymak zorunda değiliz. Bazen paraya da kazanca da çok tutku duyabiliriz. Bununla ilgili oldukça şanslı olduğunuz böyle hani tereyağından kıl çekmek denir ya, işlerin o şekilde aktığı bir gün olabilir. Cuma günü arkadaşlar sert konuşmalar var, bilginiz olsun. Yani biri böyle diliyle sizi alt etmeye çalışıyor. Yani sadece konuşmalar, karşılıklı girişkenlik ve karşılıklı ego mücadeleleri olabilir. İki tane değnek kartı var. Biri prens, biri şövalye ve agresif bir figür burada görüyorum. Veya siz kendiniz çok agresif olabilirsiniz. İnsanları biraz sokabilirsiniz. Bu konuya biraz dikkat ederim. Yani biraz bir şeylerin fazla olacağı söyleniyor. Ve yine size de hani çok bir tartışma çıkarsa ve çok alttan almaya kalkarsanız karşıdaki kişinin üstünüze geleceğini görüyorum. O yüzden çok alttan almayın. Yani haklıysanız bunu elbette güzel bir şekilde ifade edebilirsiniz ama hani aman tartışmaya girmeyelim, bunu kapatalım tarzı bir yaklaşım karşıdaki kişiyi sanki daha bir azdıracak gibi, böyle bir duruma da izin vermeyin diyor kartlarımız. Hemen bunları toplayalım. Evet, 6. gündeyiz. O gün hayatınızı tamamlayabilecek önemli bir fırsat söz konusu olabilir arkadaşlar. Veya yaşamınızda hani yaşamınızı tamamlayacak bir unsurla ilgili bir enerji başlangıcı var, fark etmeseniz bile. Veya size şu deniyor olabilir, senin yaşamını tamamlayacak çok güzel bir unsur var bak yanı başında. Çok güzel, tamamlanmak istiyorsun, bir konuda eksik hissediyorsunuz kendinizi. Tamamlanmak hissediyorsunuz. Fırsatta yanı başınıza ama dönüp bakmıyorsunuz. Çünkü biraz fazla kendi dertlerinize dalmışsınız. Bağımlılıklar söz konusu olabilir bugün. Yani işte insana bağımlı olmak, işe bağımlı olmak, kendini bir durumun içerisinden çıkaramamak, o durumdan memnun olmamak ama o durumun içinden çıkmamak gibi bir konu gündemde. Veya işte o gün geçmiş dertlerimize de çok bağımlı olabiliriz. Hani biraz dram içinde olabilirsiniz açıkçası. Ve işte bunları yaşadım, başıma bunlar geldi modunda olabilirsiniz. Ama bu dramın içinde önemli bir fırsat da kaçabilir. Kendinizi ne kadar kötü hissederseniz hissedin, nötr olmaya çalışın ve gözlerinizi açın. Yaşamda fırsatların nereden geleceğini bilemiyoruz. Evet. Yedinci gün bir zirvede hissedebilirsiniz arkadaşlar kendinizi. Yani şu üstünüzdeki o at aleti, kırgınlığı, durgunluğu atıyorsunuz ve sizin için çok büyük bir kapı açılışı var. Yani ya işte devletle bağlantılı önemli bir mesele olabilir, bir işle yukarı yükselme konuları gündemde olabilir ki. Burada daha çok materyalizmle ilgili konular söz konusu. Çünkü şeytan kartı geldi. Oğlak burcunun yönetiminde de para ve iş konularıyla ilgili bir gelişme var ama sizin adınıza güzel bir gelişme var. Yani o gün
İşte önünüze bir fırsat çıkarsa, atıyorum bir yatırım fırsatı, bir iş fırsatı, işte bir terfiyle ilgili konular, bir bağlantı muhakkak değerlendirin. Yani burada çünkü parayla ilgili, elinize gelebilecek güzel bir parayla ilgili önemli bir fırsattan bahsediliyor. Evet, çok gelgitli bir enerji gördüm açıkçası kartlarda. Yani hani bir gün çok iyi, bir gün biraz sıkıntılı gibi. Belki de alt tarafta duygusal bir sorununuz olabilir. Bununla ilgilidir. Ve yine 8. gün kendinizi biraz çok iyi uyanmıyorsunuz. Benim gördüğüm bu. Konu daha çok duygusal meselelerle ilgili. Ve iyi uyanmıyorsunuz. Kendinizi biraz çaresiz hissediyorsunuz. Bir şeylere arkanızı dönüp gitmek istiyorsunuz ve sadakati sorguluyorsunuz. Gördüğüm bu. Yani hani kim bana ne kadar sadık konusu olabilir? Hani kime güvenebilirim meselesi olabilir? Hani bana bu şekilde bağlı herhangi biri var mı diye sorguluyor olabilirsiniz. Ama göründüğü kadar çaresiz değilsiniz de belki uzun vadedir üzerinizde olan duygusal bir kırgınlığın üste çıkması söz konusu olabilir. Bu önümüzdeki 15 gündür çünkü hani bir kendinizi toparlamaya çalıştığınız ama sonra duygusal anlamda biraz düştüğünüzü görüyorum. Bu da hani duygusal konularla ilgili bir konuda üzgünsek bir günde geçmiyor zaten. Enerjinin her yere yansıması çok normal. Ve yeni bir başlangıç enerjisi var 9. günde. Kendinizi tekrar güçlü hissettiğiniz, şu kırgınlığı atlattığınız iyi bir süreç. Ve zor olan bir meselenin üstünden gelebilirsiniz. Çok zor bir insanı güzellikle alt edebilirsiniz. Evet, bu enerjiyle giderseniz diyor ki bu hani anlayışla, bu davranış tarzıyla ilerlersen hayatında halledemeyeceğin hiçbir şey yok. Veya çok uzun süredir alt etmeye çalıştığınız bir konu vardır. İşsizlik, parasızlık, bir insan. O konuyla ilgili güzel bir gelişme olabilir. Böyle devam et diyor kartlar. Burası ilginç geldi arkadaşlar. Mesele parasal daha çok veya hani insanlara bir şeyleri veririz, duygumuzu da veririz ama bu konularla ilgili sizin kadersel bir süreciniz başlıyor 10. günde. Ve konu fareler. Bu da şu demek, yani bizden alan, çalan insanlar olabilir veya daha sonra bu insanlarla karşılaşacak olabiliriz. Bununla ilgili bir uyarı olabilir veya artık sizin için kadersel bir dönem gelmiştir. Sizden yiyen, size zarar veren, enerjinizi düşüren insanların belki yaşamınızdan çıkma zamanı gelmiştir ama bir dönüm noktası. Özellikle benim hayatımda böyle bir sıkıntı yok diyorsanız sonrası için dikkatli olun. Yaşamınıza giren insanlara daha çok dikkat edin. Hani iyi niyeti noktası, elbette iyi niyetli olun. Ama hep ne denir? Siz önce devenizi sağlam kazığa bağlayın, ondan sonra emanet edin. Yani biraz daha garantici olmanın, gözümüzü biraz daha açmanın zamandır. Eğer şimdiye kadar bir şekilde sömürüldüğünüzü düşünüyorsanız burada artık kadersel sürecin tersine döneceğini söyleyebiliriz. Ama şu da söyleniyor. Bu sizin yaşamanız gereken bir şeymiş. Yani bir hayat deneyimi, öğrenmeniz gereken bir şey. Belki sonrasında o güçle yapacağınız bir belli şeyler var. Ama öğrenmeniz ve yaşamanız gereken bir hayat deneyimi olduğunu burada kartlar söylüyor. Ve son 5 gün. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Öyle gözüküyor kartlarda. Bir iyi, bir kötü, bir iyi, bir kötü. Evet arkadaşlar, şimdi o 1. gün 11, 12, 13, 14, 15, evet 11. günde güzel bir şey var. Yani sevdiğiniz insanla bir görüşme olabilir, bir temas olabilir, değer verdiğiniz bir kişiyle bir görüşme olabilir. Yani hani tasım kralı geldi. Yani bu ya kendinize adadığınız bir insanla ilgili güzel bir gelişme olacağını söylüyor. Veya güzel bir teklif alabilirsiniz hayatınızda kimse yoksa. Veya sizin hani şu anda benim duygusal konularla hiç meselem yok diyorsanız da hani paradır, iştir bu konularla ilgili güzel bir teklif gelebilir ama hani böyle yüreğinizi mutlu eden.
Ve 11. güne geldiğimde burada çok ilginç bir durum var. Bakın, sizin enteresan bir şansınız var. Yani ilahi kanal tarafından ödüllendirilmiş insanlardansınız. Yani böyle enteresan zamanlarda şansın çok yanınızda olduğunu hissetmişsinizdir muhakkak. Özellikle çok zor durumlarda ilginç bir şekilde ondan kurtuluyor olabilirsiniz. Fakat işte hayatta bir hediyenin yanında her zaman karşısında bir sınav da olur. Siz kendinize verilen şansla ilgili bir suçluluk hissediyorsunuz. Yani hani belki de dünyaya ve diğer insanlara karşı bir sorumluluk hissediyorsunuz veya ben bunu hak etmiyorum diyor olabilirsiniz ama konu her neyse bunu aşmak zorundasınız. Yani çünkü hayatta hepimize verilen belli ödüller var. Her insanın çok iyi olduğu ve bazen şanssız olduğu konular var. Hani siz bir konuda şanslıysanız başka bir insan da başka bir konuda şanslıdır. Size verilen şeyi kabul edin. Bununla ilgili bir suçluluk veya kendini kötü hissetmek doğru değil. Veya o gün sizin hani böyle şans enerjinizin yükseldiği bir dönem olabilir ve birileri gelip size demagoji yapabilir. Yani biriyle görüşüyorsunuz. Bu insan bir şekilde size kendinizi kötü hissettiriyor ve o insana bütün enerjiniz akıyor. Bakın, şans üstünüzde olduğunda, o ışık üzerinize parladığında avcılar da ortada belirir. O yüzden özellikle 11. gün karşılaştığınız insanlara dikkat edin. O gün size hiçbir şekilde manipülasyon yapılmasına izin vermeyin. Yani çok büyük bir dert anlatılsa bile dinlemeyin. Mümkünse haberlere bakmayın. Hani böyle o gün dram içeren her şeyden uzak durun. Belki hani bir görüşme varsa mümkünse iptal edin. Kimsenin derdini de dinlemeyin. Çünkü burada ben iyi bir niyet görmüyorum. Kendi enerjisi çok düşük olan ve bir şekilde bu enerjiyi sizden sağlayabileceğini hissederek size çekilen bir enerji avcısı, enerji vampiri var. Yani veya işe sizi bir şekilde manipüle eder, kendinizi kötü hissettirir. Bunlar hepsi aslında üzerinize parlayan şansla ilgili. Asla ciddiye almayın. Tekrar tekrar söylüyorum. 13. güne geldiğimizde belli şeylerin size çok ağır geldiğini düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani üzerinize yükler var, taşıyamıyorsunuz. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Mükemmeliyetçi olmak. Yani her şeyin iyisini ben yaparım. Tamam, sen yapma, onu ben hallederim. İnsanlara çok güvenemezsiniz ve o işi kendiniz yapmak istersiniz ama çok aldığınızı o yükü sırtınıza belli bir zaman sonra her şeyi birden bırakmak zorunda kalırsınız. O yüzden üzerinizdeki yükümlülükleri azaltın bir veya insanları kıramayıp onlara çok evet diyor olabilirsiniz, söz veriyor olabilirsiniz ama sonra bu sözlerin altında eziliyor olabilirsiniz. O gün biraz kendinizle yüzleştiğiniz bir gün olacak. Yani artık biraz mesafeli olmalıyım. İnsanlara biraz mesafe koymalıyım. Çünkü bu durum beni yıpratıyor ve yaralanıyorum. Ve taşıyamadığım yüklerle uğraşmak zorunda kalıyorum. Artık hayır demeyi öğrenmem lazım. Dediğiniz biraz kendinizle yüzleştiğiniz bir gün ve durum olabilir. Ve o gün yine parasal konularla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Para enerjiniz güzel. Aslında şöyle bir durum var. Aşk enerjiniz de güzel, para enerjiniz de güzel. Ama bir de bunun karşılığında belki sosyal anlamda insanların çok etkisinde kalıyorsunuz. Enerjinizi ister istemez karşı tarafa çok aktarıyor olabilirsiniz. Diğer insanları çok aktarıyor olabilirsiniz ve bu yüzden kendinizi şanssız hissediyor olabilirsiniz. Ama size şunu söyleyeyim. İnsanlara hayır diyememek çok zor bir şey. Ben bunu biliyorum. Bununla ilgili terapi de aldım hatta. Ama eninde sonunda o hayırı demek zorunda kalıyorsunuz. O kadar yıpranıyorsunuz ki. Yani bir yerinizde bir hastalık çıkıyor. İşte duygusal ve ruhsal olarak çok tükeniyorsunuz ama bir noktada sabrınız taşacak. O kadar kötü duruma gelmeden önce hayır deyin. Çünkü yani belki de o hayır diyemediğiniz insanlar bundan 2 sene sonra yaşamınızda olmayacaklar bile. Ne önemleri var ki? Buna da iyi bakın. Evet, 14. gün bir yeni başlangıç enerjisi var sizin için. Arkadaşlar biraz üzgün ama yoluna devam eden bir moddasınız. Yani sanki bağlı olduğunuz bir kişiden, belki bir arkadaştan, bir durumdan artık uzaklaşma vaktinin geldiğinin farkındasınız.
Önünüzde yeni ve güzel bir başlangıç var. Evet, o başlangıca doğru da ilerliyorsunuz. Bir kararlılık var içinizde. Hani veya bir fırsat artık kaçırmak istemiyorsunuz ama biraz da kırgınlık var tabii ki. Yani en sevmediğiniz insana bile elveda derken insanın bir içinde bir boşluk oluşabilir veya en sevmediğiniz durumdan uzaklaştığınızda bile bir boşluk hissedebilirsiniz. Çünkü o hayatınızda bir alanı doldurur ve orada boşluk olunca insanın ne hissedeceğini bilemez. Belki böyle bir mod içinde olabilirsiniz. Evet, 15. gün önemli arkadaşlar. Biri var. Yani hani belki konuşmasıyla, eylemleriyle canınızı yakan, daha önce belki arkanızdan iş çevirmiştir, tölere etmişsinizdir. Yani böyle yaşı sizden küçük biri olabilir. Yani bu kişi en fazla 20'lerinde, 25'ine kadar, ki o kadar bile yoktur, böyle bir insan olabilir. Ama hani bu bu insanla ilgili çok uğraşmış da olabilirsiniz ama kartlar diyor ki bırak artık. Yani hani ne yaparsan yap bir şekilde seni incitecek ve başarısızlığa uğrayacak. Veya artık bu insanla ilgili bir durumu kabul edebilirsiniz ve tamam artık seni hayatımdan süpürüyorum. Seni tamamen bitiriyorum. Çünkü sen benim hayatıma zarar veriyorsun. Yani benim anladığım şöyle bir şey var. Çok sabırlı bir insansınız. Yani son ana kadar yine tölere eden, anlayış gösteren, hani bende hata olmasın aman diyen, en ince noktasına kadar düşünen bir insansınız ama burada artık bir insanın sizin limitinizi doldurduğunu görüyorum. Hani bir şeyin olmayacağını, orada bir ışık olmadığını, hani bir umut olmadığını görüp bir insanla tamamen yolları ayırabilirsiniz. Bir tartışmadan sonra bu olabilir diyor kartlar. Şunları toplayalım. Katina sitesinden bir 10 kart seçeceğim yine. Ne kadar çok kişi kartı geldi. Evet arkadaşlar, yani hani bu 15 gün belli kırgınlıklar olacağını söylemişim ama sanırım sizin için zaten önemli bir süreç. Yani hani bir insan var, belki sevdiğiniz bir kişi, belki bir patron, belki abi, belki baba. Ama bu insan yani hani böyle yılan geldi. Çok sivri dilli olabilir. Böyle aniden ataklar yapıyor olabilir. Kalbinizi çok kırıyor olabilir. Ve bir şekilde hani artık onun yaptığı şeylerden dolayı kendi içinizde de negatif şeyler hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Veya artık sizi bu hani yaptığı şeylerle tükettiğini hissediyor olabilirsiniz ama bu sizin için sert fakat rahatlatıcı bir dönem olabilir. Yani artık birilerinin sizi kırmasından çok yorulmuş olduğunuzu ve hayatınızdan belki de bu süreçte birden fazla kişiyi çıkarabileceğinizi kartlar söylüyor. İlginç olan şu, yani şöyle diyebilirsiniz, ya keşke daha önce yapsaydım. Aslında kolaymış ve ne kadar özgürleştiriciymiş diyebilirsiniz. Yani burada hayatınızda hani çok sağlıksız olan bir dönemi arkada bırakıp hem duygusal hem zihinsel anlamda daha sağlıklı olan bir dönemi ilerlediğinizi görüyorum. Bakın Tatlaret çok mantık insandır. Aram duygusal bir insandır. Her iki anlamda da iki tarafta birbirine bakıyor. Bunu beyninizin iki tarafı gibi düşünün. Hani duygusal taraf sağ beyin, sol beyin gibi ve mantıklı taraf olarak düşün. Her iki tarafın da daha sağlıklı olduğu bir döneme geçiş yapabilirsiniz ve yine genel anlamda da sağlıklı olacağınızı söylüyor. Evet artık hani duyguları arkaya bırakıp belki daha stratejik olduğunuz bir döneme geçiş yapıyor olabilirsiniz. Sözleşmeler konusunda şanslısınız. Her türlü sözleşme olabilir. Konu aşk olabilir. Bir alyans ve kart var. Veya kendinize adadığınız bir mesele olabilir. Ama burada evet şanslısınız. Şansınızı yaratan kişinin siz olduğunuzu görüyorum. Yani artık hani biraz daha belki aklını başına toplamış, geçmiş deneyimlerden ders almış bir vasıfla hayatınızda çok güzel ve önemli sözleşmeleri imza atabilirsiniz diyor kartlar.
kendi kartlarına da bu dönem için bilmeniz gereken veya size tavsiye edilen bir şey var mı diye soracağım. Evet arkadaşlar, size eşsiz bir insan olduğunuz ve mutlu bir aileye sahip olacağınız söyleniyor. Yani bu sizin hak ettiğiniz şey veya eşsiz bir mutlu aileye sahip olacağınız veya hayatınızda sıkıntılar varsa artık gökkuşağının altından geçip dileklerinizin kabul olacağı bir döneme doğru ilerleyeceğini söyleniyor. Çiçeklenen bolluk kartı geldi. Bunu tarot okumanıza da gördük. Siz şanslı bir insansınız. Bereketli bir insansınız. Etrafında bereket yaratan bir insansınız. Ama böyle bir enerjiniz olduğu için de maalesef zaman zaman sömürüye maruz kalmış olabilirsiniz. Burada artık insanların samimiyetlerini çok iyi sorgulamanız gerektiği söyleniyor. Yani her gelene kucağınızı açmayın, siz Mevlana değilsiniz. İnsanları çok iyi inceleyin. Bakalım fedakarlık yapabiliyor mu yoksa hep isteme modunda mı? Bunları iyi irdelemeniz gerekiyor. Ay tanrıçası geldi. Ve yine ilginç olan başka bir konu var. Sezgileriniz o kadar yüksek ki. Yani bir insan yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor, sahte mi, gerçek mi, bunu çok iyi biliyorsunuz aslında. Sadece belki iyi niyetinizden dolayı hani kendinize kızıp yok ya ben yanlış düşünüyorum, o da iyi bir insandır diyor olabilirsiniz. Sezgilerinize güvenin, onlar doğru söylüyor, size bir hediye. Evet, kararsız kaldığınız bir mesele olacak, bir ikilemde kalacaksınız. Bununla ilgili yalnız kalıp karar vermek en güzeli. Ama hani ikilem arasında kalırsanız, bir konuyla ilgili gitme ve kalma ikilemi içindeyseniz, gitmek sizin için daha iyi. Çünkü gittiğinizde gerçekten hani belki de insanların sizin merkezinizde olduğu bir ortam elde edeceksiniz, bir durum elde edeceksiniz. Yani bir ikilemdeyseniz ve gitmeli mi kalmalı mı diyorsanız herhangi bir meseleyle ilgili. Veya işte bu arkadaş hayatımda olmalı mı, olmamalı mı? Bu işte kalmalı mıyım, gitmeli miyim? Bu insanda kalmalı mıyım, gitmeli miyim? İkilemeniz her neyse. Bununla ilgili sizin için gitmenin çok daha hayırlı olduğu söyleniyor. Ama yine de diğer insanları sorma diyor. Bu konuda diyor niyet ederek yat ve hani her gece atıyorum niyet et. Sana işte belki de rüyanda da bir işaret gösterilebilir ve o işaret üzerinde ilerlemen senin için uygundur deniyor kartlarda. Rüya göremeyenler için uzaklaşmak daha iyi dedi kartlarımız. Evet, o konu bu kadardı sevgili arkadaşlarım. Umarım çok daha iyileri ve güzelleri olabilir. Biraz zor günler olabileceğini gördüm. Yani aslında belli anlamda çok güzel yeni başlangıçların olduğu parlak bir süreç. Ama onun yanında da belki de artık temizlenmesi gereken unsurların üzerimizi oluşturduğu belli sıkıntılar. Şimdi elinizde bir yara olduğunda hoş gözükmez. Ondan kurtulmak da isterseniz kopartırsınız ama kopartırken de yara hoş olmadığı halde ardında bir iz ve bazen kanar, bazen acır. Hani bedenden uzaklaştırılması gerekiyor, tamam, ama hani yine de acıtıyor. Belki böyle bir durum. Yani hayatınızdan bir şeyleri uzaklaştırıyorsunuz ama belki o kadar uzun süredir yapışmışlardır ki size uzaklaştırırken yine biraz kanatabilir. Ama sonrasında sizin için çok daha iyi olduğu ve özel bir dönemden ve süreçten geçtiğini söylendi. Sevgilerimi iletiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. İkinci grupla tekrar birlikte sevgili arkadaşlarım. Hemen okumanıza geçeceğim. Ve 5 günlük ilk dilimine başlıyorum. Yani siz bu videoyu izledikten sonraki ilk 5 güne bakalım birlikte.
Arkadaşlar, bundan sonraki ilk gün biraz şöyle hissedebilirsiniz. Yani bir şey için çok çabalıyorsunuz ama sanki karşılığında böyle azıcık sonuçlar alıyorsunuz. Ve bu durum sizi biraz üzebilir açıkçası. Fakat benim gördüğüm şöyle bir şey var. Yani hani çok anlık düşünmeyin, anlık değerlendirmeyin. Severek yaptığınız, severek kendinize adadığınız her şeyden size eninde sonunda güzel bir durum gelebilir. Belki de fazla tez canlısınız, çok hızlı sonuçlar bekliyor olabilirsiniz. Ama yani hani bu kadar kendini üzecek ve kıracak bir durum yok veya dramatize edecek bir durum yok. Bunu söyleyelim. İkinci gün böyle seçimleriniz gündemde olabilir, aşk konuları gündemde olabilir. Sanki bir şey inşa ediyorsunuz. Yani hayatınızda bir konuyla ilgili artık bir karar veriyorsunuz ve bu konuyu kendine aşkla adamak söz konusu olabilir. Aşk konularıyla ilgili de olabilir bu durum elbette. Aklınızda, niyetinizde her ne varsa. Ve yani yavaş yavaş ördüğünüz bir temel görüyorum ve bu temel size gerçekten çok güzel şeyler verecek. Bu sizin konu her neyse yükselişiniz olacak. Hayatınızdaki bir konuyla ilgili gerçekten yükselişe geçeceksiniz. Belki de zirveleri zorlayacaksınız ki siz bunu biliyorsunuz. Yani o gün belki kendinizi rahatlamış da hissedebilirsiniz. Hani karar verememek çok zor bir şeydir. Kafada bir karmaşa vardır ama o gün artık kendim bu karar veriyorum, kendimi buna adıyorum dediğiniz, biraz yükseldiğiniz, belki övgüler aldığınız bir günde olabilir. Üçüncü gün arkadaşlar bir üzüntü var açıkçası. Ya hava elementi, işte küçük bir kişiden size bir haber geliyor. Konu hani kader bağınız olan insanlarla, akrabalık bağı, kan bağı olan insanlarla ilgili bir durum var. Bir tartışma ile ilgili çok üzülebilirsiniz veya birinden aldığınız bir haber yaşamanızdaki başka bir insanı sorgulamanıza neden olabilir. O gün kendinizi ihanete uğramış, sırtından bıçaklanmış gibi hissedebilirsiniz diyor kartlar. Veya işte söylediğim gibi çatışma olabilir hane içinde ve bu durum sizi çok üzebilir. Bir zıtlaşma ve bir karşılıklı olarak cepheleşme durumu söz konusu olabilir. Dördüncü güne geldiğimizde bir şeyin çok yükselerek size geldiğini görüyorum. İmparator kartı araba kartı ile geldi burada. Açıkçası zirve istiyorsunuz bir konuda ve zirve size geliyor. O gün kendinizi çok güçlü hissedebilirsiniz. Gerçekten uçtuğunuzu hissedebilirsiniz. Çok iyi bir fırsat ayağınıza girebilir. O gün özellikle hani bir fırsat gelirse değerlendirin. Çünkü sizi çok yukarı taşıyacak. Ve bir konuda hani imparator olmak vardır ya, o şeye komple hakim olmak. Böyle bir durum hissedebilirsiniz. Bir övgü alabilirsiniz. İşte patronlar olabilir, ebeveynler olabilir. Çok önemli bir övgü alabilirsiniz veya işte kendi imparatorunuzla ilgili güzel bir gelişme olabilir. Eğer bir kadınsanız ve sevdiğiniz, aşık olduğunuz bir insan varsa o insanın da işte size karşı çok yoğun duygularını ifade ettiği veya bunu çok hissettirdiği bir gün olabilir. Evet, geldik 5. güne. 5. gün sizin için kadersel bir dönem arkadaşlar. O gün belki kendi içinizde belli şeyleri de fark ettiğiniz, kaderinizde bir dönüm noktasının başladığı veya sonlandığı ve yeni bir dönemin başladığı dönem, yani çok dönem dedim ama ya bir dönem bitiyor ve yeni bir şey başlıyor veya işte sizin için bir konuyla ilgili önemli bir dönem başlıyor. Size şu söyleniyor: bu sizin kaderinizdeki bir durum olabilir. İnsanlar size çok bağımlı olabilir ve işte sizden çok bir şey alma eğilimi olabilir. Sonra ama size çok yılanlık da yapıyor olabilirler. Yani konu çünkü aşk ve sevgi konularıyla ilgili geldi. Yani şöyle bir durum var. Siz iyi bir insansınız, verici de bir insansınız ama bardağınız taştığı zaman da pat diye bitirebiliyorsunuz bir şeyi. İnsanlar evet iyiliğinizden faydalanıyor ve belki kendi elinizle beslediğiniz insanlardan sonra yılanlık görmüş olabilirsiniz. Belki bununla ilgili bir dönem kapanıyor veya böyle bir dönem başlıyorsa dikkatli olun. İnsanları o kadar da çok şefkatle beslemeye gerek yok. Ve yine aşka dair, tutkuya dair konularda da sizin için yeni bir dönem başlangıcı olabilir. Bir yılanla ilgili bir bitiş olabilir. Eğer yeni bir başlangıç oluyorsa etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Afyon kartı geldi. Bağımlılıklarla ilgili yeni bir dönem. Belki bir bağımlılık bitiyor.
Eğer bitmiyorsa da şuna dikkat edin tekrar. Yani size çok bağımlı olan, çok beslediğiniz insanların size zarar verme eğilimi var. İnsanları o kadar beslemeyin ve aşka dair konularda da sizin için kadersel bir süreç işlemeye başlıyor arkadaşlar. Evet geldik ikinci 5 güne yani 6, 7, 8, 9 ve 10. günler. Evet biraz karmaşık ve daha çok sanki hep aynı insanla ilgili gibi görüyorum bunu. Yani kılıç yuva ise kılıç kralı aynı enerjideki bir insanla ilgili durumlar var. 6. gün böyle bir insanla ilgili kafanız çok karışık olabilir. Eğer kendiniz hava elementiyseniz, özellikle bir erkekseniz seçimler konusunda kafanız çok karışık olabilir. Yani bir seçim yapmanız gerekiyor ama yanlış seçim yaparsanız sonra bu sizi üzebilir. Çok iyi düşünerek karar verin. Evet ve 7. gün. Şimdi sanki bir teklif var size. Ama bu teklifi kabul ederseniz bir kişiye veya bir duruma da ihanet etmeniz gerekiyor. Ve burada enteresan olan şu, kart şunu diyor. İhanet etmene gerçekten değiyor mu? Yani kazanacağın şey, kaybedeceğin şeyden iyi mi? Gibi bir sorgu var. Yani burada hani veya bir arkadan çevrilen işle ilgili bir bilginiz olabilir ve hani bir iletişimi kesip hakkınız olan bir şeyleri geri alabilirsiniz. Böyle bir durumda olabilir. Evet, 8. gün egolarınızın gündemde olduğu bir gün olacak. Evet, biriyle yüz yüze bir görüşmeniz var. Muhtemelen bu hikaye komple aynı kişi etrafında dönüyor. Bu insanla bir görüşmeniz var. Bu insan belki de size bir teklifle geliyor. Fakat getirdiği teklif belki başka birine veya başkalarına ihanet etmenizi gerektiriyor olabilir. Ve burada sizin egolarınızın gündemde olduğunu görüyorum. Hayır ben bırakamam bir şeyi dediğiniz veya çok ön yargılı bir şekilde görüşme yaptığınız bir gün olabilir ama bu kişi her kimse çok kararlı sizi çalmak istiyor yani. Sizi bir yerden çalmak isteyen bir insan var. Sizi bir yerden uzaklaştırmak isteyen bir kişi var. Biraz çok düşündüğünüz bir hafta olabilir arkadaşlar. Yani 10. gün bu da şöyle diyelim. 6, 7, 8, 9, 10. Biraz düşündüğünüz, kara kara düşündüğünüz bir dönem olduğunu görüyorum. Yani hata yapmaktan da korkuyorsunuz ama son kart önemli. Tasım 9'usu. Yani her ne karar veriyorsanız doğru karar vereceksiniz. Şans sizinle. Yani belki de o an size yanlış gözüken bir durum sizin için şanslı bir durum olabilir. Karışık yani ben bir tavsiye vermeyeceğim burada. İçinize doğan her neyse onu seçin. Doğru olan seçimin bu olacağını düşünüyorum. Ama hani çok endişeyi, kaygıyı bu işin içine bulaştırmadan tamamen kendi başınıza kalarak bir karar verin. Verdiğiniz karar sizin için çok şanslı bir karar olacak veya hayatınıza önemli bir şans getirecek veya size şu söyleniyor olabilir. Sen bu şansı hep istiyordun. Şans geldi. Şimdi egoların bu şansı kabul etmeni engelliyor mu? Sorusu da soruluyor olabilir. Evet ve çok ilginç ama son 5 gün muhteşem geldi. Harika kartlar var. 11. gün mutlusunuz. Yani bir seçim yapmışsınız, bir karar vermişsiniz ve kararınız sizi çok mutlu ediyor. Tasım onusu, kupa onusuyla geldi arkadaşlar. Hem maddi anlamda hem duygusal anlamda çok mutlu olduğunuz. Harika hissettiğiniz, belki hani geleceğe dair güzel bir yatırımla ilgili harika dönüşlerin olduğu veya geleceğe dair önemli bir yatırım yaptığınız ama aynı zamanda sevilen kişilerle de çok güzel zaman geçirilen bir gün olduğu söyleniyor. 12. gün arkadaşlar anlaşmalar, sözleşmeler gündemde olabilir. Dünya kartı Aziz'le geldi. Belki bir evlilik teklifi, belki ciddi ilişkiniz olan kişiyle, atıyorum eşinizle yeniden tamamlanmak ve yeniden başlangıç yapmak veya daha önce kendinizi eksik hissediyorsunuzdur. Bir konuda tamamlanmak ama birinin size ciddiyetle geldiğini görüyorum.
veya çok önemli bir teklif almak, yükselmek, insanların sizi takip etmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Çünkü 13. gün kendinizi zirvede hissediyorsunuz. Bakın, değnek altılısı bir zafer. İnanılmaz bir zaferiniz var. Farkında olun ya da olmayın, siz bir şeyi kazanmışsınız. Çünkü hemen altında büyük arkadan güneş kartı var. Bu da güneş kartı her zaman bir şey katlar. Araba kartı, güneş kartı, değnek sekizlisi. Güneş kartı zaten tarotun en büyük şans kartıdır. Üzerinize güneş doğuyor. Evet, bir başarınız var, bir zaferiniz var. Ve o gün sizin hayatınızın belki de çok başarılı olmaya giden bir döneminin kapısı açılabilir. Veya o gün gerçekten muhteşem bir başarı elde edebilirsiniz. O gün yaşadığınız olaylara dikkat edin. Gerçekten sizin için dönüm noktası olan bir süreç olabilir. Evet, 14. gün biraz yalnız kalmak istediğiniz bir gün. Bu şey değil arkadaşlar. Yani hani üzgün olmak değil. Biraz yalnız kalmak, kendinizle kalmak, düşünmek. Yani hani bu yaşadığınız olayları sindirmek için bir yalnız kalmak. Hani böyle çok yemek yersiniz, güzel bir yemektir ama sonra bir hazımsızlık yapabilir insanda, mutlu etse de. Ve onu hazmetmek için biraz dinlenmek, istirahat etmek isteyebilirsiniz, yürüyüş yapmak isteyebilirsiniz. Bu da onun gibi bir şey. Yani çok belli olaylar yaşanıyor ve bunları sindirebilmek için, belki hissedebilmek için, algılayabilmek için bir yalnız kalma, düşünme, belki meditasyon yapma, insanlardan saklanma gününüz olabilir. Kendinize ayırdığınız ama daha çok düşünmek için, söylediğim gibi sindirmek için kendinize ayırdığınız ve çok da bir şey yapmadığınız bir gün olabilir ama sizin için önemli bir gün. Yani Azize kartı, Ermiş kartı ikisi de hani bilgelikle, aydınlanmakla, bir durumu fark etmekle ilgilidir. Ve son gün, 15. gün, burada kılıç dörtlüsü tasım altılısıyla geldi. Arkadaşlar, uzakta olan bir insandan size umulmadık bir yardım gelebilir. Veya uzun süredir görüşmediğiniz bir kişiyle hani tekrar görüşmek, konuşmak, yardımlaşmak, iletişim ve diyalog kurmak yine söz konusu olabilir. Veya hani birileri sizden yardım isteyebilir ama sizi biraz uzak durmak isteyebilirsiniz bugün. Hani evet, yardımımı edeceğim ama hani bugün o gün değil, biraz yalnız kalmak istiyorum dediğiniz bir gün olabilir. Ama bence daha çok sanki belki bir süredir görüşmediğiniz, uzak olduğunuz veya artık ümidinizi kestiğiniz bir mesele olabilir. Bununla ilgili bir yardım veya güzel bir gelişme söz konusu olabilir diyor kartlar. Aa, buradan Katina destesinden seçmedim arkadaşlar ama hiç de seçmek istemiyorum. Şimdi Katina'dan, çünkü çok çok güzel geldi ve bu enerjiyi bozmak istemiyorum. Her şeyde bir hayır vardır. Harika kartlar geldi. Şimdi Katina'dan saçma sapan negatif bir kart çekip de bu güzel enerjiyi bozmak istemiyorum. Evet, yine de Katina destesini soracağız. Bu 15 günlük dönem için bakalım bize neler söyleyecek. Ay, yine güneş geldi. Bunu da göstermek istiyorum. İki tane güneşiniz var, daha ne olsun? Evet, Katina destesinden de bir tane kötü kart çekmeden, daha doğrusu kötü bir durum olmadan 10 kart çektiğimi ilk defa görüyorum. Yani hani destesini biliyorsunuz, insan hayatını yansıtıyor aslında. Ama çok güzel bir enerji var burada. Affedersiniz, boğazım kurudu. Evet, güneş kartı mektupla geldi. Bir haber var arkadaşlar. Size gelecek bir haber var ama o kadar mutlu ediyor ki, o kadar aydınlatıyor ki sizi. Bir gelişme, yazılı bir gelişme de olabilir bu. Ama çok çok mutlu olduğunuz bir gelişme var. Ve bu bir haberle ilgili. Kapı kartı, umulmadık bir yerden çok önemli bir kapı açılabilir. Çünkü daha kartı var. Yani belki de imkansız gördüğünüz, olmaz dediğiniz bir mesele olabilir. Ve bu konu olacak diyor. Sizin için çok önemli bir kapı açılabilir veya bu açılan kapıyla birlikte sizin böyle uzak bir yere gitmeniz, bir dağ aşmanız gerekebilir. Atart kartı, kendinizi her anlamda pozitif hissettiğiniz, böyle dileklerinizin kabul olduğunu hissettiğiniz,
Hayallerinizin kabul ve olduğunu hissettiğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Enerjiniz çok iyi çünkü bunu söyleyebilirim. Evet, ufak tefek bir temizlik işleri olabilir. Yani hani her zaman hayatta, yani evimizi de seviyoruz ama orayı da temizliyoruz. Yani her türlü ilişkinin veya durumun, hayatın içinde de toz olan durumlar olabilir. Bir şeyleri temizliyorsunuz, bunu söyleyebilirim. Bu daha çok iş veya sosyal çevreyle ilgili olabilir. Evet, çok güzel bir açılış var. Hani hayatınıza çok güzel fırsatlar geliyor. Aynı zamanda da olumsuz belli faktörleri temizlediğinizi görüyorum. Bu hayatınıza açılan önemli fırsatlarla ilgili sizin uzun bir yolunuz var arkadaşlar. Yer kendi kartı iştir, paradır, yatırımla ilgili olabilir. Uzun bir yol ve bilgelikle hareket ettiğiniz bir dönem. Şu parsadranın üzerine kart çekeceğim. Bildiğiniz bir şey var bu parsadra ile ilgili. Evet, şöyle bir şey biliyorsunuz. Yani paranoyak ve size takıntılı bir insan olabilir. Sosyal çevre olabilir, iş çevresi olabilir. Siz bu insanı biliyorsunuz. Yani size de hani bu konuyu sen de çok düşünme. Düşünerek ona enerji akıtma. Yani herkese takan birileri olabilir. Sana da takan birileri var. Yapabilecek bir şey yok. Yani senin kısmetin bol. İyi bir enerjin var. Böyle bir enerjin olduğu için de birileri de sana kafaya takabilir. Ama sen onları kafana takma ki bir enerji bağı oluşmasın aranızda diyor kartlar. Harika geldi. Evet, o şu kehanet destelerine bir soralım bakalım. Bize söylemek istedikleri bir şey var mı? Bilmemiz gereken bir durum var mı? 3, 4, 5, bir, iki, üç, dört, beş. Evet, burada da zaferle açtık sizin için. Arkadaşlar, zafer kazandığınız bir gün, etrafınızda ne kadar oyun yapılırsa yapılsın, o gün zaferi siz elinize alıyorsunuz veya hani birileri size oyun oynadığını zannedebilir ama sizin daha büyük bir oyununuz olabilir onların üzerinde. Birileri sanki böyle mat ettiğiniz veya böyle hani bir ilişkide, ikili ilişkilerde hani oyun enerjisi olan bir durum olabilir. Hani arada altta bir enerji vardır. Sen mi kazandın, ben mi kazandım? Sizin kazandığınız bir gün olabilir. Açıkçası bunun nedeni sizin bir şifalanmanız. Yani kendinizi uyguladığınız bir şifa var. Bu dilenmiş olabilir, temenni yapılmış olabilir. Ama hani kendi eşsizliğinizle buluştuğunuz bir durum. Şifa da bu. Yani kendinizin ne kadar eşsiz, ne kadar mükemmel bir insan olduğunu yavaş yavaş kabul ediyorsunuz. Ve siz kendinizi sevdikçe, eşsiz bir insan varlık olduğunuzu kabul ettikçe hayatınızda da güzel süreçler açılıyor, güzel kapılar açılıyor. Evet, böyle hani yeni bir başlangıç olabilir veya artık olaylara daha tarafsız baktığınız bir dönem olabilir. Yani hani sanki şöyle hissediyorum. Böyle üzerinizden bir sürü yük bırakıyorsunuz. Yani geçmişteki sıkıntılar, olmuş olaylar, insanlar artık daha tarafsız baksanız. Belki o olayların sizi incitmediği bir süreç ve bu sizi özgür bırakıyor. Yani sanki hayatınızda böyle akması gereken bir enerji var. O tıkanmış ve birdenbire akmaya başlıyor olabilir. Veya yeni bir başlangıç ama böyle kendinizi özgür, mutlu, harika hissettiğiniz yeni bir başlangıcınız olabilir. Siz çok düşünceli bir insansınız gerçekten. Ve hayatınızdaki samimiyeti sorguladığınız bir süreç olacak. Ve samimi olmadığını düşündüğünüz insanlardan uzaklaşabilirsiniz. Bu durumda onları çok fazla öfkelendirebilir ama sizi ilgilendiriyor mu, ilgilendirmiyor. Veya sizi çok öfkelendiren insanlardan da uzaklaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bu okuma birincisinden biraz daha kısa oldu farkındayım ama bu okumanın enerjisi de çok güzeldi. Bunu böyle telafi etmiş olalım. Orada çekmediğim Katina destesi biraz süreyi daha kısa kıldı ama söylediğim gibi enerji çok güzeldi ve belki de orada o Katina destesinin hiçbir şekilde olmaması gerekiyordu. Hayatta her şeyin bir sebebi vardır.
Şimdilik bu kadar. Umarım burada çıkanlardan daha da güzelleri sizinle olur. Sevgi ve ışıkla kalın. Güzel enerjilerimi, sevgimi ve ışığımı size yolluyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.